meclisin arka sıralarında oturuyordum. Yanımda da bir genel başkan yardımcısı arkadaşımız vardı. Aylin Hanım geldi. Bugün ilginç bir şey yaşadığını söyledi. Bir milletvekilinin Atatürk'ün resmini duvardan indirdiğini, gördüğünü, bunun yanlış olacağını, tekrar kendisinin oraya astığını söyledi. Ve benim bana dönerek, senin gibi bir Atatürkçünün yanında bunu söylediğim için inşallah üstüne düşmezsin dedi. Ben de kim olduğunu söyledim ama sordum ama bana söylemedi. Ve aman partim zarar görmesin diye Sayın Grup Başkan Vekilimizin olduğu bir televizyon programında böyle bir adetim yoktur. Asla genel merkezimizi zor durumda bırakmak istemem. Ama doğruyu da söylemek zorundayım. Dedim ki bunu kimseye söylemeyeceğim. Ama bana bunu kim olduğunu söyle. Orada söylemedi. Ve ben bu aman duyulmasın, partim yara almasın, genel merkezimiz yara almasın diye. Bunu kimseye söylemedim. Tam ki genel başkana bunu anlatmayı düşünüyordum. Rakip olabiliriz genel başkanla ama düşman değiliz çünkü bizim partimizin genel başkanıdır. Tam kendisine bunu aktarmayı düşünürken basına bu olayın yansıdığını gördüm. Bunu basına yansıtan ben değilim. Yanımdaki genel başkan yardımcısı da muhafazakar bir arkadaşımız. Hatta ona takıldım. Sen yırttın bu işten dedim. Senin üzerine de atılacaktı ama sen hiç olmazsa yanımdaydın. Sen de benim olduğum bir ortamda öğrendin. Arkadaşlar pek çok bulunduğum ortamda o genel başkan yardımcımızın olabileceğini ima ettiler. Ben asla onun olmadığını söyledim. Bu olay doğrudur. Benim genel merkezi yıpratmak gibi bir derdim yoktur. Tam tersine yıpranmasınlar diye korudum onları. Ama derdim şu, o kişinin bulunması lazım. Böyle bir olay olmuştur. Benim derdim buradan kendime pay çıkartıp, aday falan da değilim genel başkanlığa, bu da ayrıca bilinsin. Ama doğruya doğru söylemek gibi bir huyumuz olmalıdır, görevimiz olmalıdır. Sayın Grup Başkan Vekilimize saygılarımı sunuyorum. Ama genel merkez yönetimini yıpratmak gibi benim uydurduğum bir şey değildir. Peki. Benim bulunduğum ortamda bana aktarılan bir şeydir. Peki, teşekkürler Muharrem Bey.